Hatay gastronomi noktasında Türkiye'nin öncü illerinden ve bana kalırsa çok iddialı bir söz söyleyeceğim. Gastronomi merkezi dünya içinde, yurdumuz içinde Antakya'dan başlar. Hatay mutfağı olarak bir çatı altında incelediğimizde Anadolu'nun, Osmanlı'nın temel mutfağı olarak bizim karşımıza çıkmakta. Burası 250 yıllık tarihi bir konak. Aslanlı Konak olarak geçiyor. Bu ev sadece bir yeme içme evi olarak değildir. Yaşayan şehrimizin tarihinin, sanatının, zanaatının, cam sanatının yeme içme ile birleştirildiği bir proje evidir. Hatay 600 yemek çeşidiyle UNESCO gastronomi şehri seçildi. Bizler bu evde bir yılda 300'ün üzerinde yemeğe ulaştık. Unutulan yemekleri kazandırmak için bölge halkıyla, teyzelerle konuşma yapıyoruz. Kitap karıştırıyoruz. O yüzden sürekli yenilemek gerekir. UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde gelenek ile geleceği birleştiriyoruz. Sayısız lezzete ev sahipliği yapıyoruz. Ve tabii ki de masanın başında gördüğünüz gibi küflü çökelek salatamız yine bizim en sevilenlerimizdendir. Coğrafi işaretlemeli ürünler kendisini pazarda daha çok öne çıkartıyor. Bununla alakalı çok ciddi bir pazar çalışmalar da var. 35 yıllık bir geçmişe sahip olması gerekiyor bir ürünün. Coğrafi işaret alabilmesi için bunun şartları var. Bizim Sürk çökeleğimiz de bu şartlara haiz olan ürünlerden bir tanesi. Sütlü çökelek bizim kahvaltılarımızın vazgeçilmezi. Her evde olur, her sofraya girer. Çökelek salatamız meşhurdur. Zeytinyağını dökeriz, çökeleğimizi doğrarız, yeriz. UNESCO Hatay Gastronomi Evi halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği bir evdir. Bunun gururunu nasıl yaşadık? Şubat ayında yılın çıkış yapan mekan ödülü için İstanbul'a davet edildik. Tabii ki bu birliktelikle olur, bir olmayla olur. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki çok değerli hocalarımız, akademisyenlerimizin bir araya gelerek yaptıkları bu çalışmayla coğrafik işaretlemeyi alan bir ürüne dönüştü. Küflü çökeleğimiz. Çünkü çökelek bizim mutfağımızda temel lezzet taşlarından birisidir. Antakya küflü sürkünü elde edebilmemiz için önce malzemeleri doğru tespit etmemiz ve tedarik etmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi çökelek. Çökeleği de inek sütünden yapılmış ayranla da elde edebilirsiniz. Koyun sütünden de, keçi sütünden de ama bizim en çok yoğun olarak kullandığımız haliyle inek sütünden elde edilen çökelek. Bunun yanında çökeleği yoğurma işleminden önce baharatlarının temini. Onlarca baharatın bir araya gelip harmanlanmasıyla yoğrulan bu peynir türü belli bir kıvama geldikten sonra iki el arasında bir form alıyor. Ve ondan sonra kuruma aşamaları var. Yemyeşil küflendikten sonra biz bunu çıkarıp yıkıyoruz. Tekrar kuruluyoruz, güneşe veriyoruz. Güneşten alıyoruz, zeytinyağını batırıyoruz. Tek tek batırdıktan sonra yine katremizlerimize koyuyoruz. Cam kanavuzlarımıza koyuyoruz. Üstüne hakiki zeytinyağı dolduruyoruz. Ne kadar küflü olursa o kadar lezzetlidir. Mesela bir çökelek salatası yaparsın, bir soğan doğrarsın, yeşil taze biber doğrayacaksınız, biraz kırmızı biber doğrayacaksınız. Az tuzla bunu iyice ovalayacaksınız. Üzerine domatesi doğrayacaksınız. Domatesten sonra bir tane küflü çökeleği ince ince kıyacağız bunu. Üzerine maydanozu koyacağız. Şöyle elimizle bir harmanlayacağız. Üzerine zeytinyağını gezdireceğiz. Servis alacağız. Müthiş bir tutkuyla sizi kendisine bağlıyor ve artık vazgeçilmez lezzetlerden birisi sizin dimağınıza böyle çivi yazısıyla yazılmış oluyor. Hatay'a buyurun, misafirimiz olun. Soframıza oturun, misafirimiz olun. Yemeğimizi yiyin. Tanışalım, hep birlikte olalım. Gülelim, eğlenelim. Küflü Sürk denilen Hatay Küflü Çökeleği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle coğrafi işaret tescili aldı. Pazar payı her geçen gün artan Küflü Sürk sayesinde hem istihdam canlandı, hem de gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına layık görülen Hatay'ın gücü arttı.